Ramazan'da oruç tutarken açlığa çok iyi tahammül ediyorum. Ah şu susuzluk olmasa, susuzluk beni bitiriyor diyor musunuz? Bu videoyu özellikle susuzluk çekenler için hazırlıyorum ve sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Biz çok çalışıyoruz. Siz de azıcık desteğinizi bizimle paylaşın. Şimdi susuzluk gerçekten o kadar önemli ki. Bakın insan vücudu oksijensizliğe en fazla 5 dakika dayanabiliyor. Susuzluğa 7 gün, açlığa 40 gün. Oksijenden sonra vücut için en önemli ihtiyaç su. Eğer vücudumuzda yeteri kadar su olmazsa vücuttaki sıvı elektrolit dengesi bozuluyor, kalp ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor, bayılmalar olabiliyor, konfüzyon olabiliyor. Yani beyin düşünce kabiliyeti bozulmaya başlıyor. O nedenle su çok önemli ve bir insanın günlük yaşamında en az bir 8 bardak, mümkünse 10-12 bardak su içmesi gerekiyor. İşte biz Ramazan'da da sahurla iftar arasında bu 8-12 bardak dilimindeki su içmeyi başarırsak günlük ihtiyacımız olan suyu yerine koyacağız. Ama bazı yiyecekler var ki özellikle sahurda ve iftarda bu yiyecekleri sofraya koyarsak o ertesi gün susuzluk hissimizi çok arttırıyor. Nedir bu yiyecekler diye baktığımızda hiç farkında olmadan mutfaklarımıza giren gizli tuzlar. Şimdi tuzu hepimiz biliyoruz. Yemeklerimize ekstra tuz atmıyoruz. Tuzlukları sofralardan kaldırdık. Peki gizli tuz kaynaklarını biliyor musunuz? Mesela salça. Etli, salçalı, yağlı yemekler, of of iftarda ne güzel gider, değil mi? Ama bu salçaların içine yapılırken çok ciddi oranda tuz girdiği için bir de yemeğin üzerine ekstra tuz attığınızda vücut su ihtiyacı çok artıyor. Hele hele bunu bir de sahurda yerseniz salçalı, etli, yağlı bir yemek, ertesi gün susuzluktan diliniz, damağınız kuruyor olabilir. O nedenle salça alacaksanız eğer, kullanacaksanız eğer tuzsuz salçaları tercih etmeye çalışın derim. Bununla birlikte biz iftar açarken zeytin yemeği seviyoruz. En kutsalımız, en faydalı yiyeceklerden biri ama zeytin çok ciddi oranda tuz içeriyor. Bir de bunu leblebi gibi yersek eğer, yani bir oturuşta 8-10 tane yersek 2 çay kaşığı kadar ekstra tuz almış oluyoruz vücudumuza. Aman ha aman dikkat, zeytinleri de bir gün önceden ya da sabahtan suya koyalım. İftar sofralarımıza tuzsuz zeytin çıkarmaya çalışalım. İftar yediklerinin en başına gelen peynir. Hele hele sıcak pidenin içerisine şöyle beyaz peynir böyle eritip de koyduğumuz zaman çayla birlikte yemesi ne güzel oluyor, değil mi? Ama işte bu yenilen peynir ertesi gün sizi çok susatıyor. Hele sahurda tuz oranı yüksek peynir yerseniz ertesi gün diliniz, damağınız birbirine dolaşabilir. Aman ha aman sahurda özellikle kullandığınız peynirlerin az yağlı ve az tuzlu olmasına özen gösterin. İlla beyaz peynir yiyeceğim diyorsanız da akşam iftar sırasında beyaz peynirinizi suya yatırın. Sahurda bir kere daha yıkadıktan sonra sofranızda beyaz peynirinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bugünlerde bağışıklığı çok ön planda tutuyoruz ve diyoruz ki bağışıklığımızı iyileştirmek için turşu yiyelim. Ramazan'da özellikle fazla turşu tüketimi tuz ihtiyacını çok arttırır ve gerçekten hani akşam yemeğinde, sahurda, iftarda özellikle turşu yerseniz sahura kadar çok ciddi ekstra su ihtiyacınız doğar. O nedenle evet bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor, probiyotikler açısından son derece zengin. Ancak turşuyu da haftada 2'den fazla, yarım avuç içinden fazla da tüketmeyin derim, özellikle Ramazan'da oruç tutarken. Bir de çorbalar var tabii. Her derde deva mutlaka sofralarımızda, iftarlarda oluyor. Ancak çorbaları da yaparken bazen bu bulyonlar kullanılabiliyor. Ya da içerisine tavuk suyu ya da kemik iliği suyu gibi kendi elimizde yaptığımız suları koyuyoruz. Bunların içerisine bolca tuz atıyoruz. Çorbayı yaparken tuz atıyoruz. Çorbaya bir de salça koyuyoruz. Bu çorba oluyor bir ekstra tuz deposu. O nedenle bir kere günlük yaşamda, hele hele Ramazan'da oruç tutarken susuzluğa tahammül edemiyorum diyorsanız şu gizli tuz kaynaklarına karşı lütfen dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Efendim YouTube'umuza abone oluyorsunuz ve bizi izlemeye devam ediyorsunuz.